GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makro gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasalarda jeopolitik risklerin öne çıktığını ifade edebiliriz. Geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde özellikle piyasalarda etkili olan İsrail ve Ukrayna tarafındaki gelişmeler yeni haftanın başlangıcında da piyasalar üzerinde varlık fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Avrupa endekslerine baktığımızda aşağı yönlü hareketlerin ağırlıkta olduğunu ifade edebiliriz. Satışların öne çıktığını görüyoruz. Hem İsrail'in e, Gazze'deki kare harekatını genişleteceği yönündeki haberler, hem de Ukrayna sınırında düşürülen Malezya uçağının akıbetine ilişkin beklentiler piyasalarda e, aşağı yönlü baskılara destek veren ana faktörler olarak dikkat çekiyorlar burada. İsrail'in e, Başladığımız işi bitireceğiz yönündeki e, ifadeleri İsrail Başbakanı tarafından. Diğer taraftan, e, Hamas'ın İsrail askerlerine esir aldıkları yönünde ifadeler kullanması etkili oluyor piyasalarda, takip edilen güncel açıklamalar arasında yer alıyor diyebiliriz. Diğer taraftan Ukrayna'da düşürülen uçağın kim tarafından düşürüldüğü ya da bunun sonrasında atılacak adımların ne olduğuna yönelik de belirsizliğin devam ettiğini görüyoruz. Ukrayna Başbakanı Yatsenyuk'un yaptığı açıklamaya baktığımızda en son olarak Ukrayna Uçan enkazına ilişkin araştırmaların Hollanda'nın başkanlık yapacağı bir komisyon tarafından ilerletilebileceğini ve bu tarafta bu tarafa daha yakın olduklarını söylediğini görebiliyoruz. Baktığımızda jeopolitik riskler Avrupa endekslerine baskı yaparken içeride BIST 100 endeksinde pozitif bir ayrışma olduğunu görüyoruz. Yükselişler etkili oldu haftanın ilk işlem günündeki ilk seansa baktığımızda bu paralelde de dolar Türk Lirası paritesinde TL'nin değer kazanımlarıyla birlikte aşağı yönlü hareketler gördük diyebiliriz. Gün içerisinde paritede 2.11.50'li seviyeler görüldü. Diğer taraftan dolar endeksine göz attığımızda ise Avrupa endeksi, düzeltiyorum Avrupa seansının başlamasıyla birlikte Dolar endeksinde yükselişlerin etkili olduğunu görüyoruz. Genel anlamda majör paritelerde de Euro dolar, Sterlin dolar, dolar yan gibi paritelerde de dolar endeksindeki bu yükselişlerin daha hakim olduğu görülüyor. Fakat varlık fiyatlarında daha farklı fiyatlamalar olduğunu görüyoruz. Hem jeopolitik risklerin de getirdiği endişelerin de buna yansıdığını ifade edebiliriz. Altın fiyatlarında yükselişler olduğunu görüyoruz risklerle birlikte. Petrol tarafına baktığımızda ise genel anlamda daha sakin hareketler görüyoruz. Ancak petrol arzının yaşanan gerilimlerden çok fazla etkilenmeyeceği yönündeki düşüncelerin daha ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Haftaya da e, genel anlamda satış baskısının daha etkili olduğu bir görünümle başlangıç yaptığını ifade edebiliriz. Bu anlamda da emtiyalar tarafında farklı fiyatlamalar gerçekleştiğini de belirtmekte fayda var. Ekonomi takvimini incelediğimizde bugün sabah Almanya tarafından açıklanan üretici fiyat endeksinin gündemde yer aldığını gördük. Beklentinin altında bir rakam gördük. %0.0'lık bir değişime işaret etti. Yani e, üretici fiyatlarında bir değişiklik olmadığını gösterdi. Almanya'daki PPI verisi, üretici fiyat endeksi verisi. Çok fazla e, ekonomik veri akışının olmadığını ifade edebiliriz. Zayıf bir ekonomi takvimi var haftanın ilk işlem gününde. Tabii ki haftanın ilerleyen günlerinde bu değişecek. Daha yoğun bir takvim yatırımcıları bekliyor diyebiliriz. Ancak e, genel anlamda baktığımızda ise Bugün daha zayıf bir takvim dikkat çekiyor. Günün devamında ise saat 1'de Almanya Merkez Bankası tarafından açıklanması beklenen aylık rapor gündemde yer alacak. Devamında ise yine çok fazla bahsettiğimiz gibi piyasalarda gündemi değiştirecek önemli bir makroekonomik veri akışının olmadığını ifade edebiliriz. Tabii ki e, ABD tarafında özellikle dev şirketlerin e, bilançoları takip edilmeye devam ediliyor diyebiliriz. Bu hafta 150 tane, e, yaklaşık 150 tane şirket e, yılın ikinci çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıklayacak ABD tarafında. Yarın daha yoğun bir e, bilanço açıklaması olduğunu ifade edebiliriz. Apple, e, McDonald's, Microsoft, Coca-Cola gibi birçok önemli şirketin sonuçları görülüyor. Olacak bunu da e, piyasalarda fiyatlamaların gerçekleşebileceği e, düşüncesiyle ifade etmekte fayda var diyebiliriz. Genel anlamda haftanın ilk işlem günündeki makro gelişmelere ilişkin bir özetlememizi bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.